Herkese merhabalar. Bu akşam Anadoluculuk üzerine konuşacağız inşallah. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1 Kasım 2020. Öncelikle İzmir'de meydana gelmiş olan depremde hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun diyoruz güzel İzmir'imize. İnşallah en kısa zamanda yaralar sarılır. Allah inşallah beterinden hem İzmir'imizi hem de ülkemizi, memleketimizi, milletimizi korusun diyerek başlıyorum. Bu programımızı hangi vesileyle yapıyoruz? Onu da öncelikle bahsetmek istiyorum. Bir kere şunu söyleyelim. 2020'nin Ekim ayında Ketebe yayınlarından benim ve sevgili Bahattin Çatman'ın, Doktor Bahattin Çatman'ın, Ünlü Üniversitesi öğretim üyesi, birlikte hazırladığımız Kayıp Ülkenin İzinde adlı bir metin çıktı Ketebe yayınlarında. Bu metinde temel anlamda Anadoluculuk üzerine çalışan, Anadoluculuk temelinde fikir üreten düşünürlerimizin, mütefekkirlerimizin bir anlamda entelektüel biyografileri diyebileceğimiz biyografilerini bir araya getirdik, derledik ve yayınladık. 12-13 tane yazı var bu metinde, bu kitabın içerisinde. Dolayısıyla bu kitapla birlikte bir anlamda Anadoluculuğu gündeme getirmek istedik. Aslına bakılırsa geldi de biz de bundan çok mutlu olduk. Dolayısıyla bu mesele gündeme gelmişken bunun daha fazla konuşulur hale gelebilmesi için ne yapabiliriz düşüncesiyle hareket ettiğimizde bu tarz programları yapabileceğimizi düşündük ve bu şekilde başladık. İlk programımızda kitabın içerisinde bir bölüm de aynı şekilde kaleme almış olan çok kıymetli bir konuğum var. Kitabın içerisindeki bölümün adı Geçmiş Geçmez, Anadolucu Tefekkürün Tarih Görüşüne Bir Bakış. Sevgili Profesör Doktor Altan Çetin, Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Mustafa Hocam hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hem bu Kayıp Ülkenin İzinde adlı eseri hazırlayanlar olarak bizlerin de böyle bir çalışmaya iştirakimizi sağlamanız hem bu kadar büyük bir entelektüel çerçevenin bir kitap içerisinde milli kütüphanemizde yer alıp ülkemizin düşünce dünyasına kazandırmanızdan dolayı. Çünkü gerçekten kitabın içinde adı geçen isimler hala ülkemizin düşünce ve ilim dünyasında pek çok alanda aşılamamış ya da hala etkileri çok aktif olarak devam eden isimler. Bu isimlerin Anadoluculuk çerçevesinde ele alınması ayrıca bir güzel konu. Böylece hem Anadoluculuk fikri tartışılmış hem de belki bazı istifhamlar, yanlış anlaşmalar ya da konunun doğru sunulması ile ilgili sahih bilgi içeren bir çalışma da böylece çıkarılmış oldu. Bundan dolayı tabii müteşekkirim. İkinci olarak tabii İzmir'deki depremden dolayı hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Yaralılarımız inşallah şifa bulurlar ve ülkemiz böyle kazalardan, belalardan, afetlerden masum kalır diye duamı, niyazımı da ifade etmek isterim. Teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Şimdi hocam kısaca ben bir giriş yapmak istiyorum. Anadoluculuk bir kere şunu söylememiz lazım. Sizin de bildiğiniz üzere özellikle Osmanlı'nın son dönemlerinde ortaya çıkan ve bir anlamda Osmanlı Devleti'ni ihya etmek için üretilen fikirlerden aslında bir tanesi. Belki bu şekilde değerlendirilebilir. Aslında bakılırsa o dönemde üretilen fikirlerin bir sonraki aşaması, evrildiği nokta. Ben biraz böyle görüyorum. Şimdi sizin de bildiğiniz gibi Yusuf Akçura'nın üç tarzı siyasetinde de ele aldığı Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük fikirleri Osmanlı'nın son dönemlerinde biz bu ülkeyi, bu devleti nasıl bir arada tutabiliriz? Bu devletin unsurlarını nasıl devletten kopmadan bir şekilde yaşatmaya devam edebiliriz? Düşüncesinden hareketle ortaya çıkmış fikirler de bunlar. Fakat zaman içerisinde özellikle İmparatorlukların çöküşü, bu çerçevede de Osmanlı'nın şu ya da bu biçimde dağılmaktan kurtulamaması neticesinde bizim bugün Anadoluculuk dediğimiz fikir ortaya çıktı.
Aslına bakılırsa bu bir anlamda elde kalan son toprak parçasını muhafaza etme gayretine müstenit bir girişimdi. Dolayısıyla aslında Türkiye Cumhuriyeti ile hemen hemen yaşıt, biraz daha büyük bir düşünceden bahsediyoruz. Ve merkeze Anadolu'yu alan, Anadolu eksenli ve Anadolu'yu öne çıkarmaya çalışan bir düşünce. Genel anlamda bundan söz edebiliriz. Evet. Şimdi hocam, tabii tarih görüşüne geçeceğiz Anadolucuların, ama öncelikle sizden şunu öğrenmek istiyorum. Bugün Anadoluculuk dediğimizde sizin aklınıza ne geliyor? Yani Anadoluculuk derken neyi kastediyoruz aslında biz, ya da Anadoluculukla en sağlıklı manada ne kastedilebilir? Mustafa Hocam, şimdi Anadoluculuğu tabii düşünürken Anadoluculuğun bir takım tarihi şartların, bir zaman ruhunun ve gelişmekte olan bir süreçte geleceğini kurmak isteyen bir düşünür, mütefekkir zümrenin halisane gayreti olarak görmenin ben yerinde olacağını düşünüyorum naçizane. Ve Anadolucuları eleştirmek babında ileri sürülen fikirlere başında parantez açmak açısından şu iki görüşü ya da iki fikri paylaşmak istiyorum sizlerle. Bunlardan birincisi, devletimizin kurucusu, 29 Ekim günlerindeyiz, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladık. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Bakın, bu çok kurucu zihnin ifade ettiği bir tarif. Bunun yanına şimdi Ziya Gökalp'in bugün gerçeklik sahasında yalnız Türkiyecilik vardır. Fakat ruhların büyük bir özdeyişle aradığı kızıl elma gerçeklik sahasında değil, hayal sahasındadır diyerek Türkçülüğün Esasları kitabında ifade ettiği fikirleri bir kere önümüzde alarak Anadoluculuğu düşünmeye başladığımızda, belki pek çok ön yargı ya da meseleyi vuzuhuyla kavrayamamaktan kaynaklanan endişeler izale olabilir. Şimdi şöyle bakmak lazım. Dedim ya, bir takım tarihi şartlar diye. Anadoluculuğun Anadolu Dergisi çerçevesinde 1924-25'lerde ya da ondan daha önce Türk ocakları içerisinde büyük Türkiyeciliğin karşısında küçük efendim Türkçülük ya da Türkiyecilik olarak ifade edilen bir akımla, Necip Türkçü'nün de ifade ettiği bu Anadolu Balkan Türkleri, ki o 1915'lerde bunu ifade ediyor. Sonrasında gelişen, Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte meydana gelen konjonktürü göz önünde almadan Anadoluculukla ilgili yapılacak her türlü açıklama biraz havada kalır. Niçin? Çünkü 1920'lere geldiğimizde sizlerin de bildiği üzere Balkanlar artık Büyük Balkan faciasından sonra kaybettiğimiz o vatan sebebiyle elimizden çıkmıştır ve büyük bir göç oradaki vatanımızdan Anadolu'ya akmaktadır. Bunun ötesinde görmemiz gereken ikinci tarihi gelişme, Rus ihtilalinin, Bolşevik ihtilalinin oluşturduğu, Türkistan'da oluşturduğu süreçtir. Biliyorsunuz Romanovlardan itibaren Rus işgalciliği Türkistan'ı Kazan Hanlığı'ndan itibaren başlayarak peyderpey işgal etmeye, burada büyük zararlar vermeye, katliamlar yapmaya başlamış idi. İşte biz 1920'lere, 23'lere geldiğimizde gerek Hokant'ta, efendim gerek Azerbaycan'da, gerek İdil, Ural bölgesinde büyük işgaller yaşanmış. Artık bizim Maveran Nehir'deki ya da İdil Volga bölgesindeki tarihi varlığımız büyük katliamlara, kırımlara ve kıyamlara uğramış ve büyük bir işgal altında kalmış idi ki, biz biliyoruz 1918'lerde Kafkas İslam Ordusu'yla Enver Paşa'nın ele geçirdiği Bakü dahi daha sonraki süreçte Bolşevikler tarafından işgal edilmiş ve Hokant'taki muhtariyet çok feci bir şekilde yıkıma uğratılmış, büyük katliamlar yaşanmıştı. Dolayısıyla burada da bir sıkıntı vardı. Buradan gözümüzü, Mustafa'cığım,
Irak ve Suriye'deki coğrafyamıza, yani Hicaz'a kadar inen El Cezire bölgesindeki, Biladuşşam'daki, Mısır'daki vesaire hakimiyetimizi de düşünecek olursak ki bu saydığım bölgeler, bakın Türklerin en az 1000 yıl hakim olduğu yerler, İdil, Volga Bulgarlarından itibaren gelirsen geriye, Maveraennehir bölgesindeki zaten Türk hakimiyetini burada söylemeye bile gerek yok. Ötüken'den, Batı Göktürklerinden itibaren başlayan süreç. Suriye'ye 1065'lerden itibaren girdiğimizi düşünürsek ki ondan önce biliyorsunuz Abbasilerden sonra Tolunoğulları, İşidiler gibi devletler kurduk. Ta 1885'lerde filan Mısır'ın işgaline kadar süren bir süreç bu. 1000 yıllık bir Türk hakimiyeti burada da var. Şimdi bakıyorsunuz 1920'lerde Henry Gordon, Selahattin Eyyubi'nin mezarını tekmelediği manzaralar vardır. Ondan önce 17'de General Allenby'nin yine kılıcını çıkartıp Haçlı seferleri şimdi bitti deyip Selahattin Eyyubi'nin mezarıyla hesaplaşmalarını falan düşünmemiz lazım. Ki insanlar niçin Anadolu'ya bu kadar yaklaşmışlardır ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir denmek. Yine Ziya Gökalp'in neden şu anda gerçek hakikat ve gerçek olan Türkiyeciliktir dediğini anlayabiliriz. Ama işte bu konjonktürü, bu tarihsel yapıyı görmeden Balkanlarda, bütün Türkistan'da ve güney coğrafyamızda, İslam coğrafyasındaki bu bakış açılarını görmezsek, sizin konuşmanın başında bahsettiğiniz Osmanlıcılık, İslamcılık gibi yaklaşımların niçin artık kullanılamaz hale geldiğini, ifadesinin artık manasındaki mefhumu yitirdiğini anlamamız mümkün olur. Bu şartlar altında, bu tarih içerisinde bakarsak 1920'lerin Türkiye'sine, milli mücadelenin yaşandığı coğrafyaya, o zaman bu Anadolu Dergisi çevresinde oluşan gelişmeleri, Hilmi Ziya Ülken'i, efendim Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu'nu, Mükrim'in Halil İnanç'ı vesaireyi, ki ondan önce biliyorsunuz Yahya Kemal bu işin belki fiilen adını koymasa da başlatıcısı, ki bunlar hep kitabın içerisinde adı geçen büyük düşünürler ve bugün hala bizim düşünce yapımızın oluşmasında, geleceği düşünmemizde, tasavvur ve tahayyüllerimizde müessir olan isimler. Şimdi bir kere bu bir yere konulması gereken, Anadoluculuğu değerlendirirken dikkat edilmesi gereken bir konjonktürdür. Yani artık İslam üzerinden ya da ümmet üzerinden bir bütünlük düşünmek, tasavvur etmek çok mümkün gözükmemektedir. Öteki taraftan baktığımızda ki Turan biliyorsun Batı Göktürkleriyle Sasaniler arasında Ceyhun Nehri'nin Akunlara karşı sınır kabul edilmesiyle başlayan İran-Turan meselesi ve öncesinde oluşmuş olan bir realite. Ama bizim artık Anadolu'da kalan Türklük parçası olarak bu konuda o coğrafyaya çok etki etmemiz de mümkün değil ki nihayet Enver Paşa'nın oradaki şehadeti de belki bunun bitişinin acılı bir sembolü olmuştur denebilir. O gayretlerin neticesinin alınamayacağının belki ifadesi gibidir rahmetli olması, Enver Paşa'nın oralarda şehadeti. Bu açıdan baktığımızda bir kere durum bu. İkincisi, zamanın ruhu demiştim ya, bu Anadolucu mütefekkirlerden büyük kısmı Fransa'da doktora yapmış, eğitim görmüş kişiler. Dolayısıyla bu kişiler, işte bu tarihi konjonktür içinde doğmuş ve büyümüş kişiler, Fransa'nın, Fransa halkını oluşturmasından belki ilham alarak elde kalan bu son vatan parçasındaki işte Türkiye halkına Türk milleti demek adına böyle bir birleştirici fikre ulaştıkları da söylenmektedir ki yine bu anlamda Henry Lichtenberger'in fikirlerinin de Hilmi Ziya Bey bunu söylüyor kendilerine, Henry Lichtenberger'in de fikirlerinin kendilerine ilham olduğunu bu anlamda bize ifade ediyor. Yani ve Monroe'nun Amerika Amerikalılarındır düşüncesi gibi artık o çağda ortaya çıkmış bazı yaklaşımların da
bu fikirlerin oluşmasında belli anlamlarda bakış açısı kazandırmak noktasında eseri olduğunu da düşünmemiz gerekir. Yani zamanın ruhu ve tarihi realiteler bir kere Türk'ü Türkiye'de, Anadolu'da tutunabilir bir halde kılmıştır. Yani bağımsız olarak bir devlet ve bir bayrak altında varlığını sürdürebilen en büyük Türk kitlesi bu dönemde Anadolu'dakilerdir. Bu sebeple işte girişte Atatürk'ün ve Ziya Gökalp'in fikirlerini özellikle ortaya koydum ki Anadoluculuk bir indirgemeciliğe ya da bir dışlamacılığa kurban gitmesin diye. Bu şartları düşünmediğimiz takdirde Anadoluculuğun teşekkülü meselesini yanlış mülahazalarla ya da o insanların yaşadığı zaman ruhunu anlayamadan, empati yapamadan bir takım anakronik tespitlerle yanlış yorabiliriz. Yani bir de tabii şöyle bir şey var, biliyorsunuz Anadoluculuğun bir milliyetçi duygudan doğan, yani Türkçülük duygusunun devamı olarak ortaya çıkan bir kanadı olduğu gibi bir de Mavi Anadoluculuk denilen bu Halikarnas balıkçısı Azra Erhat gibi, Sebahattin Eyüboğlu gibi kişilerin efendim çerçevesinde oluşan İonya üzerinden ve Anadolu halkının buradaki kim varsa onlarla efendim karışmasından, bulaşmasından oluşan bir toplum olduğu gibi düşünceyle Anadoluculuk ciddi anlamda sanki diğerleri de bunu söylüyormuş gibi, ki tarih görüşlerine baktığımız zaman bunun böyle olmadığını, Türk lafzının dışlanmadığını, umumi Türk tarihi anlayışının da aslında göz ardı edilmediğini, sadece arz etmeye çalıştığım tarihi realiteler içerisinde Türkiye'de, Anadolu'da ayakta kalma, hayatiyetini sürdürme, devletini yeniden yükseltme gayreti içerisindeki insanların bu anlamda oluşturdukları bir çerçeve olduğunu düşünmek bence çok yanlış ve aşırı bir fikir olmayacak. Çünkü biliyorsun Anadoluculuğa memleketçilik, Türkiyecilik gibi isimler de verildiğini biz biliyoruz. O hocam, şimdi sizin söylediklerinizden ben şunu anlıyorum. Anadoluculuk hani bir anlamda çok daha büyük bir sevdadan, çok daha büyük bir coğrafyaya beslenen tutkudan hani vazgeçmek zorunda kalan bir neslin tırnak içerisinde bir anlamda kendilerini oluşturduklarını düşündükleri hem bir merkezi coğrafyadan hem de bir takım merkezi kavramlardan vazgeçmemek için direnmesi bir anlamda hani benim aklıma bunu götürüyor Anadoluculuk. Zaten baktığımız zaman özellikle hani sizin az önce ifade ettiğiniz o Mavi Anadoluculuk, ki onu ayrı bir yere koyuyorum ben hocam biraz. Çünkü hani onların bir anlamda Anadolu'yu okuma biçimi daha dikey, daha böyle sondaj yapma usulüne uygun bir biçimde. Antikiteyi referans alan bir okuma biçimi. Bizim burada hani kitapta da bizim ele aldığımız Anadolucu mütefekkirler daha ziyade İşte Malazgirt zaferini bir başlangıç kabul eden, hatta biliyorsunuz bazıları Malazgirt zaferini Türk tarihinin bile başlangıcı olarak nitelendirir, ki burada kasıt Türklerin daha önce olmadığı değil, Malazgirt zaferiyle birlikte yeni bir Türk formunun oluştuğuna dönük bir işarettir. Hani bunlara belki bir anlamda muhafazakar Anadolucular da denilebilir. Sizin dediğiniz gibi o hani Türkçülük fikrinin belli ölçüde realitede uygulanabilir olmadığının acı bir biçimde görülmesi üzerine bir anlamda o fikrin nüve olarak da bile olsa yaşatılmasına dönük bir girişim olduğu söylenebilir. Şimdi hocam şunu soracağım size. Bildiğiniz gibi bu Anadolucuların temel bir takım kavramları var. Vatan ve millet kavramları. Hepsi temel anlamda bu kavramlar üzerinden bir takım fikirler geliştirmişler ve denilebilir ki öncelikli olarak vatanı ve milleti tanımlamaya çalışmışlar ve bunun üzerine bir Anadolu kurgusu ya da Anadolu üzerine bir vatan ya da millet kurgusu yapmışlar. Şimdi bu vatan ve millet kurgusuna baktığımız zaman bu muhafazakar Anadolucuların onların özellikle az önce bahsettiğiniz İran, işte Suriye, Orta Doğu ya da Orta Asya vesaire gibi
bölgelerden kopuşun getirdiği o büyük acıyı diyelim tırnak içerisinde, bu Anadolu özelinde bu kavramları oluştururken nasıl sağlattıklarını düşünüyorsunuz siz acaba? Şimdi şöyle, tabii Anadolucular dediğimiz kesimin hepsi bu Anadolucu ismiyle müsemma olmak durumunda mıdırlar? Yoksa Nurettin Topçu gibi betasiz kendince ve kendi Anadolu'su üzerinden bu vatanı, tarihi, insanı düşünen mütefekkirler de var mıdır diye düşünmekte fayda var. Çünkü bunlar milliyetçi, vatanperver insanlar. Bunların Türk'ün Anadolu'daki varlığını muhafaza etmek gibi büyük bir vicdani mesuliyeti taşıdıklarından şüphe yoktur. Çünkü bu insanlar dediğim gibi bugün milliyetçi ya da muhafazakar diyebilirsiniz. O çerçevenin içerisinde, o düşüncenin içerisinde hakikaten her birisinin ayrı ayrı çok değerli ve önemli etkisi ve yeri vardır. Tabii şöyle bahsettiğim zaman ruhu ve tarihi süreç içerisinde bunlar bir tarih metafiziği oluşturmaya çalışıyorlar. Yani bir köken başlangıç meselesini tarih görüşlerinde dile getiriyorlar. Bunun sürecini efendim ortaya koyuyorlar ve neticede gaye olarak da tabii bir milletin ve bir vatanın oluşumunu göz önünde bulunduruyorlar. Ki bu noktada tabii Hilmi Ziya Bey'in de Mehmet Kaplan Bey'in de söylediği üzere Mükrimin Halil İnanç Hoca, ki çok büyük bir ortaçağ tarihçisidir biliyorsunuz siz de ben de, hakikaten Türk tarihçiliğinin modern zamanlardaki en büyük zihinlerinden ve ciddi anlamda da çalışmalar yapmış büyük bir tarihçimiz kendisi. Bizlerin de öncüsü olan değerli hocalarımızdan birisi. Onun tarih görüşleri çevresinde biz bunun gerçekleştiğini görüyoruz ki milli tarihimizin adı ismiyle oluşturduğu ve Nurettin Topçu'nun da bir önsöz yazdığı bir kitap var. İşte o kitabın içerisinde bu bahsettiğim tarih metafiziğinin, yani Anadolu'daki vatanın nasıl oluştuğu, bunun hangi süreçler içerisinde oluştuğu meselesi ortaya konuyor. Yalnız Anadolu isminin ve Anadoluculuk isminin kökensiz bir beynel milelcilik olduğu zehabına asla kapılmamak gerekir. Çünkü Anadolucular Türk kavramını, Türk milleti kavramını, Türk kültürü kavramını Yahya Kemal'den beri asla dışlamadılar. Ona rağmen veya ona karşı olmadılar. Yani Anadolucuları bir tür, teşbihte hata olmasın, sosyalist gibi görmek ve anlatmaya çalışmak o insanların fikrine ve hatırasına çok saygılı bir tavır olmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bakın, Mükrimin Halil İnanç bu konudaki görüşlerini anlatmaya başladığında, tarih görüşünde şunları söylüyor. Çok açık ve sarih bir şekilde. Anadolu Türkleri, yani Anadolu'ya gelmiş bu anlamda efendim Anadolu'da tavattun etmiş, yani orayı vatan tutmuş insanlar bunlar. Anadolu'nun Alparslan'dan itibaren Selçuklularla başlayan Türklere ait devrinden bahsediyoruz. Çünkü biliyorsunuz burada da bir kafa karışıklığı oluyor zaman zaman. Türkler ilk defa Anadolu'ya Selçuklularla gelmediler ki ile başlayan açıklamalar oluyor. Elbette Türkler Hunlar zamanında, Sabirler zamanında ve dahi malumlarınız olduğu üzere Abbasiler zamanında, değil mi? Ebu Süleym Fereç et Türkiye gibi biz avasım şehirlerinde mücadele eden Türkleri ve bu Harun Reşid'in kurduğu efendim avasım bölgesine yerleştirilen Horasanlıları, Türkleri zaten biliyoruz. Ama bunların geliş gidişleri asla buranın bir vatan olması ya da burada bir takım şehirler kurma, yerleşme ve burada belli bir takım zaman geçirme şeklinde olmamıştır. Bahsettiğimiz bin yıllık Anadolu'daki tarihimizin köken başlangıcı Zatıalinizm pek çok kitabında anlattığı Selçuklularla söz konusu olacaktır. Dolayısıyla diyor ki Mükrimin Halil İnanç hocamız, Anadolu Türkleri tarihi denilince milletimizin Anadolu'ya
hicret ve istilasından itibaren zamanımıza kadar cereyan eden hadiseler hatıra gelir diyor. Bakın burada ne var? Bir köken ve bir süreç var. Tarih metafiziğini kuruyor. Yani biz burada Anadolu'da var olan Türklerin tarihi nedir sorusuna cevap oluşturuyor ve devam ediyor. Ve gerek Selçuklu Hanedanı ve gerek Derebeyleri ve gerekse Osmanlı ailesi zamanında, bakın Anadolucuların Osmanlı'yı dışladığı gibi bir takım fikirler de vardır. Görüleceği üzere böyle bir şey söz konusu değildir. Onlar Anadolu'daki Türk'ün tarihine, bahsettiğim tarihi şartlar içerisinde Türkistan'ın durumu, efendim Hicaz'ın, Mısır, Suriye, Irak vesairenin durumu, Balkanların durumu çerçevesinde baktığımızda konuşuyorlar. Buradan ve böyle şartlar altında konuşan insanlara muhatap olduğumuzu unutmamak gerektiğini tekraren ifade etmek istiyorum. Ve gerek Derebeyleri ve gerekse Osmanlı ailesi zamanında genişleme ve fetihlerin hepsini ihtiva eder. Rum ilinde, yani Balkanlarda, Mağrip'te, Mısır'da, Yemen'de, hülasa Anadolu Türk'ünün hakim bulunduğu bütün memleketlerdeki vakaları kendi içine alır. Bakın bu anlamda Rumeli'deki bütün o gelişmeler, efendim Mısır'daki, Suriye'deki, Yemen'deki bütün o tarihi gelişmeler, Mağrip'te efendim olan gelişmelerin hiçbirisi Anadolu tarihi merkez alındığı zaman göz ardı edilmiyor. Zaten oralarda da bizim fütühatımız söz konusu olmuştu ve mesela Memlüklerin tarihi, Eyyubilerin tarihi de Anadolu'daki Türk çocuğunun tarihidir demek istiyor. Bunlarla fikri ve efendim milli anlamda bağımız söz konusudur diyor. Bütün bunlardan bağımızı kopartmalıyız, gözümüzü yummalıyız, bunları hatırlamamalıyız gibi asla bir bakış açısının olmadığını görüyoruz. Bakın ne diyor? Yemen'de hülasa Anadolu Türk'ünün hakim bulunduğu bütün memleketlerdeki vakaları kendi içine alır. Eğer tarihimizin ismini bu suretle isimlendirecek olursak, en esaslı ve en canlı, en ilmi ve en şumullü bir isim bulmuş, manasız isimleri kullanmamış oluruz diye anlatıyor. Ve bu anlamda bunların tefekküründe bu tarihin başlangıç olayı Malazgirt Meydan Muharebesi, yani 1071 hadisesiyle başlayan ve işte bütün bu fütühatın gerçekleştiği ve Osmanlıların o büyük bütünleşmeyi sağladığı ve onun içerisinden işte bu bahsettiğimiz Osmanlıcılık, efendim İslamcılık, Türkçülük gibi fikir akımlarıyla Türk'ün efendim bekasını sağlamak noktasında bütün gayretler içerisinde nihayet geldiğimiz son noktada Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte, bakın Anadolu Dergisi'nin 1924'lerde çıkması ve bu fikrin savrulması asla tesadüfi bir durum değildir. Dolayısıyla Mükrimi Halil İnanç Anadolu tarihini tedvin gayesiyle 46 yıl önce ilk adımı atarken diyor Nurettin Topçu, bu davayı benimseyen bir zümre Anadolucu gençliğe önderlik etmişti. O zaman yıpranmamış taze heyecanlarla işe başlayan nesil, müdafaa ettiği davanın insanlık huzurunda haklı ve aynı zamanda ilme dayanan bir dava olduğuna inanıyordu diye bunların gelişmesini bize ifade ediyor. Ki onların tarih görüşünü oluşturan Mükrimin Halil İnanç Anadolu tarihini belli aşamalarda da ortaya koymuştur. Biliyorsunuz Anadolu'nun fethiyle ilgili iki ciltlik kitabı bugün hala pek çok açıdan aşılabilmiş, geçilebilmiş bir çalışma da değildir. Gerçekten büyük bir kaynak hafızası var Mükrimin Halil İnanç hocamızın ve bunun üzerinden de tabii büyük bir tarih okuması ve onun tahkiyesini yapıyor. Ve diyor ki Anadolu Türkleri tarihinin başlangıcından itibaren zamanımıza kadar devam eden hadiseler, bakın 1071'den 1923'e, bugün için biz 2020'deyiz, 2020'ye kadar devam eden bir süreçten bahsediyor bu noktada. Milli tarihimizin mevzunu teşkil eder. Şimdi tabii bu insanlar bunları söylerken, Mustafa'cığım, bizim 1990'larda yaşadığımız Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Özbekistan'ın ya da Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun şahitlik etmenin mutluluğunu yaşayamadan ahiret yurduna göçüp gittiler. Bizim için
bugün ulaşılabilecek coğrafyalar, ortamlar çok daha farklı. Bugün Türkmenistan var, Özbekistan var, Kazakistan, Kırgızistan vesaire. Ama onların yaşadıkları dönemlerde buralara değil efendim ulaşabilmek, gidebilmek filan, buralarla irtibat kurmak bile hayal mesabesindeydi neredeyse. Çok zor şartlardaydı. Büyük bir savaş vardı. Yine Mısır, Suriye, Irak cephesi biliyorsunuz büyük bir sıkıntı içindeydi. Balkanlar hakeza büyük bir işgalle, büyük savaşlarla, Balkan faciasıyla yanıp yıkılmış durumdaydı. Dolayısıyla hocam şimdi bu aslında bu noktaya işaret etmeniz çok iyi oldu. Şöyle, şimdi şunu vurgulamak lazım özellikle izleyicilerimize, arkadaşlarımıza. Bir kere Anadolu'yu merkeze alan bu düşünce sadece ve sadece Anadolu üzerine kurulan bir vatan anlayışından ziyade Anadolu'dan doğan güneş şeklinde belki de metaforlaştırabileceğimiz bir yaklaşımı temsil etmekteydi. Yani Anadolu'nun aslında burada coğrafi olarak kapsadığı alandan ziyade Anadolu'da olan bir takım düşünceler, bir takım fikirler, Anadolu'dan kök alacak bir gelecek vizyonu vesaire. Hani bunun üzerine kurulmuş bir düşünceden söz etmek lazım. Ama hocam bunun dışında bir de benim aslında dikkatimi de çok çekti. Bazı ortamlarda tartışma konusu da oldu. Şimdi bildiğiniz gibi Anadolu Mecmuası'nda yazan bir takım müelliflerin sayıları çok az olmakla birlikte özellikle Türkiye Cumhuriyeti ismini bile tartışmaya açma eğilimi içerisinde olduklarını hatırlatmak istiyorum size. Yani Anadolu Cumhuriyeti olsun, Türkiye Türk kelimesini çağrıştırıyor. Belli bir etnik vurgu ihtiva ediyor. En azından öyle gözüküyor gibi. Hani çok böyle az da olsa bir takım çatlak sesler de var Anadoluculukta. Ben şahsen hani Anadoluculuğa rengini verenin bu değil, sizin bahsetmiş olduğunuz Mükrim'in Halil İnanç'ın vizyonu olduğunu düşünenlerden olduğundan dolayı aslında çok da önemli bulmuyorum o çerçeveyi, ama en nihayetinde buradan hareketle sanırım bir sıkça kullandınız az önce. Anadolu Türk'ü ifadesini de bir aslında açıklamak lazım. Burada Türk derken kuşkusuz etnik bir vurguda bulunmuyorsunuz. Dolayısıyla tam olarak nasıl izah ediyorsunuz, nasıl ifade ediyorsunuz? Anadolu Türk'ünden neyi kastediyorsunuz hocam? Şöyle, Anadolu Türk'ü demek Ötügen'de onlardan ve Göktürklerden itibaren kurulan doğudaki büyük devletin ya da yapının 10. yüzyılda malumlarınız olduğu üzere Türklerin İslamiyet'e 751'den Talas Savaşı'ndan itibaren girmeye başlamasıyla birlikte Yakın Şark'a gelip Yakın Şark'ta Karahanlılar, Gazneliler, Samaniler gibi siyasi teşekküller oluşturmuş yapıların, ki aynı zamanda İdil Volga Bulgarlarının ve Tolunoğullarının oluşturduğu bir çerçevenin içerisinden çıkan Selçukluların, bakın Selçuklular İslami dönem Türk tarihinin takdir edersiniz ki Göktürklerden sonraki Türklerin ilk büyük cihan devletidir. Yani Göktürkler nasıl o dönem için bir cihan devleti oluşturduysa Selçuklularla birlikte biz büyük bir cihan devletini Selçuklularla birlikte kuruyoruz takdir edersiniz ki, ve bu devlet önemli bir Sultan Tuğrul Bey, Alparslan ve Melikşah zamanlarında Anadolu onlar için çok önemli bir adeta hani Cent bölgesinde nasıl bir uç hayatı yaşamaya başladılar. Selçuk Bey nasıl bir gazi haline geldiyse artık Selçuklu Devleti'nin kuruluşundan itibaren Tuğrul Bey zamanında artık Anadolu onlar için bir uç haline geliyor ve gerek Türkmenleri bu anlamda bir yer açmak, gerekse onları bu anlamda gaza ve cihada yönlendirmek noktasında bir kızıl elma haline adeta Anadolu'nun geldiğini görüyoruz. İşte Anadolu, yani Bilad-ı Rum, Rum ülkesine Türkler bu surette biliyorsunuz akmaya başlıyorlar ve Mükrimin Hoca'nın 1071 tarihini koyduğu Malazgirt Savaşı, ki buna biz 1176 Mirya Kefalon Savaşı'nı da katabiliriz. Bu süreçte Selçuklular, gerek Büyük Selçuklular gerekse Türkiye Selçukluları Anadolu'ya o
Dede Korkut hikayelerindeki töreyi, kültürü ve Türkistan'daki o büyük efendim geleneği akıtmaya başlıyorlar. Ve Anadolu artık biliyorsunuz 12. yüzyıldan itibaren Türkomanya, Türkmenlerin yurdu diye o da değil gibi Haçlı kaynaklarında vesaire de anılmaya başlıyor. Artık buradan sonra Anadolu Türkiye haline geliyor. Ve Anadolu Türkleri kavramı da işte bu anlamda Mükrimin Hoca'nın da benim birazdan arz etmeyi düşündüğüm taksimatıyla Anadolu'yu fetheden, burada devletler kuran ve daha önemlisi, bakın daha önemlisi kültürüyle, ruhuyla ve inancıyla burayı bir vatan haline getiren, uğruna can verilecek bir efendim toprak kılan Türklerin ismidir. Ki Anadolu'da yaşayan Türkler size en başta anlattığım tarihi şartlar içerisinde 23'te Cumhuriyeti kurmak suretiyle bağımsız varlıklarını devam ettirme imkanına sahip olmuşlardır. İşte bu Türkler, Anadolu Türkleri dediğimiz, yani Doğu Türklüğünün artık Batı Türklüğü olarak tarihteki ikinci büyük parçasının 23'ten sonraki Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde yaşayan ama gerek Türkistan'daki, gerek İdil, Ural bölgesindeki, gerekse de Irak, Suriye, Mısır vesaire coğrafyadaki tarihi hatıralarını, oradaki varlığını da asla unutmadan devam ettiren bir yapı. Bakın diyor ki Mükrimin Hoca, bu tarihin başlangıcı Türklerin Anadolu'ya girişiyle açılır. Bu 1200 yıllık tarihimizi başlıca 5 büyük devreye taksim edebiliriz. Abbasi halifeleri zamanında Anadolu'da Türk imaretleri, beylikleri, eski tarihçilerin lisanıyla Sugur, uç beylikleri devri diye anlatıyor öncelikle. Yani Abbasiler zamanında Anadolu'ya gelen Türklerden bahsederek başlatıyor. İkincisi Selçuklular devri, üçüncüsü Beylikler devri, ki Beylikler devri biliyorsunuz bir Doğu Anadolu beylikleri var. Efendim Saltukoğulları, Artuklular, Danişmentler vesaire, Mengücükler gibi. Bir de Batı Anadolu beylikleri var. Moğol istilasından sonra kurulan işte Menteşe, Karasi, Aydın vesaire gibi Osmanlılar onların içinden çıkıyor. Dördüncü bölüm Osmanlı devri ve beşinci dönem Cumhuriyet devri. Bakın bu insanlar hakikaten Türk milletinin ölüm kalım halinde artık 1923'te kurdukları devletlerinin içerisinde geleceğe doğru yürüyebilmeleri için geçmişten başlayarak Cumhuriyeti de içine alan bir süreç içinde bir tarih metafiziği, bir bilinç, bir hafıza kurarak bu anlamdaki Türklüğün devamını sağlıyorlar. Ama bakın devletimiz ne yaptı 90'lardan sonra? Diğer bölgelerdeki kardeşlerimiz bağımsız oldukları zaman Türk Kengeşi diye bir büyük yapıyı da oluşturdular. Bugün Karabağ'da Azerbaycan'ın ayağına taş düştüğü zaman bizler burada bütün gücümüzle yardım ve destek olmaya çalışıyoruz. Yine aynı şekilde bizim gönül coğrafyamız, kültür coğrafyamız olan Balkanlarda ya da Kafkaslarda ya da yine güneydeki coğrafyamızda herhangi bir sıkıntı olduğu zaman Türkiye bu anlamda tarihi misyonuyla hareket ederek, ki yeni Osmanlıcılık gibi iftiralara maruz kalıyor ne yazık ki devlet bu yüzden. Bunlar sadece konjonktürel olarak Türkiye'nin attığı bazı adımları boşa çıkartmak için türetilmiş yaklaşımlar. Ama Mükrimin Hoca'nın oluşturduğu bu yaklaşım, bu bakış açısı ve bakın ne diyor, vatan ve milletin oluşumu sorunuza da cevap olarak bu devrede Anadolu vatanı teşekkül etti. Yani Türkiye dediğimiz yer Anadolu'ya gelen Türklerin, Türk kültürünün, Türk milletinin burada bulunan diğer unsurlarla, ki Türklerin Göktürklerden, Hunlardan beri teşkilatçılık zihniyetinin, anlayışının bir sonucu olarak kendi dışındaki ötekini asla dışında bırakmayan, onunla iletişime geçen, onun haklarına saygı duyan biliyorsunuz bir yönetim anlayışı var.
bu İslamiyet'le birlikte yani zimmet hukuku, cizye gibi efendim müesseselerin de buna katılmasıyla birlikte bu çok daha derinlik kazanarak devam etmiş bir durumdur. Dolayısıyla diyor ki Anadolu'nun batısında bir asır devam eden Haçlılar ve Bizans muharebeleri, güneyde Antakya prensleriyle, Suriye sultanları, doğuda Gürcülerle ve Azerbaycan Türkleriyle vuku bulan mücadeleler Anadolu'nun sınırlarını vücuda getirmiş ve vatanın haritasını çizmiştir. Bu devrede Anadolu'daki Türkler müstakil bir millet haline gelmişler, diğer Türklere nazaran çok mütekamil bir devlet vücuda getirmişler, bir merkez tesis etmişler ve kuvvetli bir medeniyetin temelini atmışlardır diyor. Bu asla kimseyi küçük görme ya da dışlamak değil. Ama Anadolu'da özellikle Türkiye Selçuklularının, değil mi, 2. Kılıç Arslan'dan sonra başlayan süreci düşünecek olursak ve Osmanlı dönemini düşünecek olursak gerçekten Oğuzların bu anlamda Anadolu'da yaptıkları işler fevkalade önemlidir ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması da bunun son büyük halkasıdır. Bu bakımdan da Türklerin bu anlamdaki yapısı ya da Anadolu'daki oluşturdukları efendim aktüel güncel vaziyeti düşünürken Anadolucular noktayı nazarından baktığımızda Türk milliyetçiliğinin öncelikle bir ırk savunusu değil, biliyorsunuz Ziya Gökalp'in tanımında dahi millet terbiye birliği içerisinde olan ortak bir geçmiş ve müşterek bir gelecek, kader telakkisi içinde olan insanlar olarak tanımlanır. Ömer Seyfettin'de de benzer tanımları ve tarifleri biz görürüz. O bakımdan Türkler Osmanlı'nın son döneminde ayakta kalma, vatanlarını efendim koruma ve kurtarma inisiyatifiyle bir öteki inşa etmeden ya da belli bir efendim Fransız ihtilaliyle ya da Hitler Almanya'sında oluşan bir takım insiyaklarla, sahiplerle asla bu anlamda bir milliyet ve milliyetçilik mülahazası oluşturmadılar. Böyle bakmadılar hadiseye. Onlar için devletleri kutluydu ve vatanları anaydı ve tarihleri de babaydı. Ve bütün yaptıkları şey, hangi fikir akımı olursa olsun, bunu korumak ve muhafaza etmek düşüncesiyle cereyan ediyordu. Tabii ki zamanın ruhunun, tarihi şartların bunda etkisi vardır. 2020 Türkiye'sinden 1920'lerin Türkiye'sini düşünürken bu şartlar altındaki gelişmelere bakmak ve bu fikir akımını o şartlar altında düşünmek ben faydalı olacaktır diye naçizane düşünüyorum ki Nurettin Topçu bu anlamda bu dışlamanın olmadığını bize çok güzel açıklıyor. Belki o sizin dergide söylediğiniz aşırılıkları da dışlayan bir yaklaşımla kendi Anadolu'sunun bu anlamda memleketinin, çünkü buna biliyorsunuz küçük Türkçülük ya da Türkiyecilik deniyor Türk Ocakları çevresinde 1917'lerde. Diyor ki millet servet değil hakikattir. Onu biz kendi istediğimiz şekilde bölemeyiz. Belki ancak hak böler. Hak bizi Anadolu'da güzel bir vatana sahip millet yapmış. O halde milletimizin adı Anadolu Türk Milleti, milli tarihimiz de Müslüman Anadolu'nun tarihidir. İlim ve hakikat gözüyle ne gelişi güzel Müslümanların bir kısmı bir milletin adı altında birleştirilebilir, ne de bütün bir ırkın gücü yalnız bir milletin hayatına mal edilebilirdi. Davayı bir Anadolu ırkçılığı zannedenler de aldandılar. Bakın, görüyor musunuz? Anadolu ırkçılığı diye bir şeyden bahsediyor ve eleştiriyor. Anadolu, millet hamurunun yoğruluşunda ruh ve tabiat unsurlarını sunuyordu. Burada tabiat, coğrafya unsuruyla karşılanıyor, ruh ise tarih, örflerle sanatlar ve din unsurlarından hayat alıyordu. Menşe araştırıcı, ırk teorisini manevi kaynaşma, milletine hizmet ve fedakarlık iradesiyle bertaraf eden Anadolucular, kan ırkçılığına olduğu kadar ırk davasında şuursuzluğa ve kayıtsızlığa da karşıydılar diyor. Yani bütün ifrat ve tefritlerin ortasında bir anlam oluşturmaya çalıştıklarını söylüyor. Çünkü biz biliyoruz Nurettin Topçu'nun tarih babamız,
vatan da anamızdır dediğini, bu anlamda işte coğrafya ve tarih içerisinde oluşmuş olan, bu ikisinin birleşmesiyle oluşmuş olan ve Malazgirt'ten Sakarya'ya kadar mukaddes toprağa ruhlarını karıştıran ecdadın asrımıza emaneti olan millet, zulmü de cehaleti de kabul etmek istemeyenler, ona ne at verirlerse versinler, toprağıyla, ahlakı ve imanıyla, kaderi ve gerçek iradesiyle Anadolu Türk milletidir diyor. Yani buradaki Anadolu Türk milleti tabiri umumi Türk tarihinden kopuk, mavi Anadolucuların kastettiği şekilde karışmış, bulanmış, bulaşmış, böyle burada kendisinden ve tarihi köklerinden kopuk, tarihi kültüründen kopuk, burada böyle biraz Hititlerden, biraz İyonlardan, biraz şuradan, biraz buradan alıp da böyle karman çorman, ne idüğü belirsiz bir insan yığını olmadığını o kadar güzel anlatıyor ki diyor ki Anadolu millet hamurunun yoğruluşunda ruh ve tabiat unsurlarını sunuyordu diyor. Bunu oluşturan düşünce. Burada tabiat, coğrafya ve diğeri ise ruhtu. Bu anlamda Topçu Bey bunu anlatırken yarınki Türkiye kitabında bu anlamdaki milliyetçiliğin esaslarını da söylüyor. Millet dini onun ahlakını, örflerini ve kalbini yoğurmuş, Türk-İslam medeniyetine yön ve kaynak olmuş İslam dinidir. Büyük vatan Anadolu toprağıdır. Şimdi büyük vatan Anadolu toprağıdır demesi Nurettin Topçu'nun, efendim bizim Karadeniz'in kuzeyinde 1000 yıl yaşadığımızı, Ötüken'den Hazar Denizi'ne kadar olan işte Harezm, Horasan, Maveren Nehir vesairede Hindistan'da yaşadığımızı, Mısır, Suriye vesairede yaşadığımızı görmezden gelelim demek değildir. Arz etmeye çalıştıklarım dahilinde herhalde bu artık daha böyle şekillenmiştir. Büyük vatan Anadolu toprağıdır. Bakın ne diyor? Soyumuz Oğuz çocuklarının Anadolu'nun 900 yıllık tarihi içinde bu topraklarda kaynaşmalarla eriyip aslını kaybetmeyen Türk soyudur. Dilimiz bu ülkede yüzyıllar boyunca devam eden, tarihi olgunlaşma içinde varlık kazanan müşahhas ve zengin Türk dilidir. Devlet, büyük çoğunluğu köylü olan kütlenin iradesini yaşatan merkeziyetçi, otoriteli ve mesuliyetli devlettir gibi açıklamalarla burada ne kastettiklerini, ne anladıklarını ve memleketçilikle ya da Anadoluculukla ne söylemeye çalıştıklarını herhalde ifade ediyor. Yani burada kimliksiz, şahsiyetsiz, kendi tarihi bağlarından kopmuş, ne olduğunu şaşırmış, buradaki insanlarla böyle efendim bir potada erimiş filan bir yapıdan bahsetmediği aşikar ki bu anlamda biz Mehmet Kaplan'ın vesairenin de bu yapı içerisinde olduğunu görüyoruz. Ki diyor ki Mehmet Kaplan, bakın Türk tarihi deyince bizim tarihimizle beraber Azerbaycan'da, Irak'ta, Suriye'de, İran'da, Rusya'da, Horasan'da, Hint'te, Maverahünnehir'de, Türkistan'da, Moğolistan'da, Çin'de devlet kuran, hükümet tesis eden bütün Türk kavmine mensup illerin ve ulusların tarihi hatıra gelir. Binaenaleyh Türk tarihi ismi bütün dünyanın kıtaat-ı muhtelifesinde değişik bölgelerinde yaşayan... Hocam galiba bağlantısında bir sorun oldu. Nasıl? Hocam sesiniz kesildi. Şimdi geldi. Teşekkür ediyorum. Hocam şimdi söylediklerinizden ben şunu anlıyorum. Anadolucu düşünce, yani Anadolu merkezli düşünce, yani hiçbir şekilde etnik vurguyu falan öne çıkarmayan, kana dayalı bir milliyetçilik olmaktan tamamen uzak ve beri olan bir yaklaşım. Olabildiğince kuşatıcı, olabildiğince işte kavrayıcı ve kaynaştırıcı bir yaklaşım. Bunun dışında hani Anadolu değerlerini öne çıkaran bir yaklaşım. Bunun altını özellikle çiziyorsunuz. Yani bunu ben görebiliyorum. Anadolu değerleri derken, Mustafa Bey, Anadolu değerleri derken yanlış anlaşılmasın. Anadolu değerleri... Anadolu'nun hocam eski, atıyorum, antik dönemlerden kalan, oralardan devşirilmiş değerleri değil, Malazgirt'ten sonraki süreç içerisinde oluşan değerleri ki tam da bu noktada herhalde bir İslam dinine atıf yapmak lazım. Çünkü Anadolucuların tamamında, ki içlerinde bir kısmının seküler insanlar olduklarını da burada söyleyelim. Hani kendilerinin hani dinle, dindarlıkla falan
ilişkisi olmayan insanlar da var içlerinde. Fakat ortak noktaları, ki Anadolucuları, Mavi Anadolucuları bir kenara bırakarak söylüyorum bunu. Ortak noktaları İslam dinine, İslam kültürüne atfettikleri merkezi önem. Yani bir anlamda Anadoluculuğun, Anadolu coğrafyasının, Anadolucuların tarif ettiği Anadolu kültürünün temel bileşenlerinden biri ve belki de en önemlisi diyebileceğimiz İslam dini. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz hocam? İslam gerçekten de Anadolu diyebileceğimiz, Anadoluluk diyebileceğimiz bir kavrayışın oluşmasında bir katkı sağlamış mıdır? Eğer sağlamışsa nasıl bir katkı olmuştur bu? Şimdi şöyle tabii, Anadoluculuğu ya da Anadolu kavramını metafizik bir öğe olarak düşünmemek gerekir burada. Anadolucuların da asla böyle bir kastı ve kaydı yok. Anadoluculuğun anladığı şey, tarih başlangıcından itibaren de göreceğimiz gibi, Türklerin Anadolu'da Müslüman olmuş Türklerin Anadolu'da Türk kültürünü, Türk milletini ve Türk devletini değişik zamanlarda değişik devletlerle nasıl teşkilatlandırdıkları, Türkiye Cumhuriyeti de dahil olmak üzere bir süreç içerisinde bu yapının nasıl teşekkül ettiğini anlatmaktır. Mehmet Kaplan bakın burada çok güzel bir açıklama yapıyor. Diyor ki Türk tarihi deyince bizim tarihimizle beraber Azerbaycan'da, Irak'ta, Suriye'de, İran'da, Rusya'da, Horasan'da, Hint'te, Maveraünnehir'de, Türkistan'da, Moğolistan'da, Çin'de devlet kuran, hükümet tesis eden bütün Türk kavmine mensup illerin ve ulusların tarihi hatıra gelir. Binaenaleyh Türk tarihi ismi bütün dünyanın kıtaat-ı muhtelifesinde değişik yerlerinde yaşayan ve gelip geçen Türk şubelerine ait vekaiden bahis ve büyük ve alem şumul bir mevzuyu ihtiva edemez. Bundan dolayı bu isim tahsisen bizim milli tarihimizin ismi olamaz. Anadolu'ya muhaceret ve tavattun eden yerleşen Türkler uzun müddet yeni vatanlarına tutunmak için Saliplilerle yani Haçlılarla ve Bizanslarla uğraşmışlar. Nihayet sureti katiyede ve ebediyete kıtayı meskureye yerleşmişlerdir. Yani ebedi bir şekilde bu bölgeye yerleşmişlerdir. Ayrı bir devlet ve medeniyet vücuda getirmişlerdir. Mükrimin Halil'e göre Malazgirt'ten sonra Anadolu'da gelişen Türk tarihinin adı Anadolu Türkleri tarihi veya sadece Anadolu tarihi olmalıdır diyor. Şimdi burada Anadolu sıfatını metafizik bir unsur olmaktan ziyade Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan Türkiye halkına Türk milleti denir ifadesi nasıl burada yaşayan herkesi bir devletin altında birleştirerek bir kimlik içinde ifade etme efendim gayreti ise bu insanların da bu noktada Türklerin tarihi mecrası içerisinde akıp giden ve tarihin yaman talihsizlikleriyle bugün bizim Türkiye sınırları içinde kalan vatanımızda Türk'ün varlığını sürdürme, bu anlamda da Türk'ün inancını, kültürünü, efendim devletini, onunla ilgili ne varsa toplum yapısını, eğitimini sürdürmek isteyen bu insanların efendim bir sürecidir. Ve Yahya Kemal bakın diyor ki bu konuda Türklük dünya coğrafyası üzerinde birçok vatanlar kurmuş. Fakat onun fethettiği ve vatan ettiği toprakların en azizi bizim 1071 Malazgirt zaferinden bu yana Türk kanıyla İslam imanının birleşmesinden doğan. Herhalde bu sizin sualinize ya da istifamınıza güzel bir izahtır. Türk kanıyla İslam imanının birleşmesinden doğan kudretle aldığımız, alırken de her köşesini ecdat kanıyla değerlendirdiğimiz Anadolu ve Balkanlar Türkiye'si olmuştur. Bakın Balkanlara da Türkiye diyor. Milliyetimiz bu son vatanın taşını toprağını Türkleştirerek onu 900 yıl içinde tam bir Türk vatanı haline getirmiştir. Türk tarihi başlıca iki bölüm dahilinde düşünüyor. Bunlardan biri başlangıçtan Malazgirt'e kadar Türk tarihi ki bu Batı Türklerinin tarihi olarak ifade edilir, Doğu Türkleri olarak ifade edilir. Nihal Atsız'ın tarih tanımında da bu vardır. Bunlardan biri bu. Büyük şaire göre bizim en mühim tarihimizse bu ikincisidir. Niye? Çünkü bizim şu anda bakın Mustafa Bey burada Ankara'da ya da Muş'ta nerede olursak olalım yaşadığımız aktüel topraklar vatanımız burasıdır. Elbette ki kökenlerimizin Ötüken'den, İdil'den
ya da Irak'tan, Suriye'den vesaireden buralara göçle akmış, Balkanlardan, Kafkaslardan gelmiş bir insan mecmuası, içtimağı olmamız söz konusudur. Ama bu anlamda işte Türklük, çünkü diyor bu tarih eski Orta Asya topraklarından ayrı ve tamamıyla yeni vatanda, yeni bir tarih ve coğrafya kaderi içinde, bakın yeni bir tarih ve coğrafya kaderi içinde meydana gelmiştir. Yeni tarih başta Türklük, İslam imanı ve vatan coğrafyası olmak üzere Türkiye Türklüğünü meydana getiren daha nice unsur ve faktörlerin aziz bir sentezidir diyor Yahya Kemal'in bu anlamdaki yaklaşımı, ki bu anlamda bunu şiirlerinde de görebiliriz. İşte ta Malazgirt Ovası'ndan yürüyen Türkoğlu, bu nefer miydi? Derin gözleri yaşlarla dolu, yüzü dünyada yiğit yüzlerinin en güzeli, çok büyük bir iş görmekle yorulmuş belli, hem büyük yurdu kuran hem koruyan kudretimiz. Burada hem Malazgirt'ten hem Midye Kefalon'dan bahsediyor. Her zaman varlığımız hem kanımız hem etimiz. Vatanın hem yaşayan varisi hem sahibi o. Görünür halka bugünlerde teselli gibi o. Hem bu toprakta bugün bizde kalan her yerde, hem de çoktan beri kaybettiğimiz yerlerde diye bu anlamda bir açıklama getiriyor. Dolayısıyla Anadolucu fikriyatı, memleketçi, Türkiyeci fikriyatı, bu çerçeveden okursak bunun son dönem Türkiye tarihinin Osmanlı içinden çıkıp gelen o parçası, ki bakın bu zevat hep Osmanlı, pek çoğu Osmanlı vatandaşıydılar. Türkiye Cumhuriyeti'ne intikal ettiler. Bu anlamda bir devletin yıkılmasıyla kurulmasının ve arada yaşananların manasını çok iyi bilen insanlar. Biz bugün oturduğumuz yerden belki kolay konuşuyoruz bazı konularda, ama bu insanların dedeleri, pek çoğumuzun dedesi gibi Çanakkale'de, Yemen'de, Kanal Harekatı'nda, Kafkaslar'da, Balkanlar'da şehadete yürüdüler. Ve Yahya Kemal gibi bir aziz vatandan başka bir vatana intikal etmek durumunda kaldılar. Dolayısıyla burada tabii büyük bir kafa karışıklığı olarak Ziya Gökalp'le bu fikriyat karşı karşıya getirilmeye de çalışılıyor. Bunu da tasrih etmek adına Milletimizin Tarihi Nereden Başlar makalesinde Ziya Gökalp, Türk milleti gayet geniştir. Anadolu Türklerinin tarihini yazarken bütün Türk tarihini bunun içine sokmak doğru değildir. Mesela Göktürklerle Kırgızların ayrı tarihleri vardır. Anadolu Türkleri ne Göktürklerdendir ne Kırgızlardandır diye bir açıklama yapıyor ve burada Talaş diye bir uruğun bu yapıyı kurduğundan bahsederken, işte diyor Anadolu Türklerinin aslı olan Oğuzlar bu uruğdandır filan diye bir açıklama yapıyor ve başlangıçta bahsettiğim tespitini gerçekleştiriyor. Bugün gerçeklik sahasında yalnız Türkiyecilik vardır. İşte o dönemin düşünürlerinin vatanın geleceği, milletin efendim bekası adına, devletin temadiyeti adına çile çeken her zihnin bu anlamda devleti, milleti ve tarihin namusunu, iffetini korumak adına bir takım fikri ve ameli gayretlere girdiğini görüyoruz. Anadoluculuk bu anlamda bir izzet-i nefis, bir hamiyet ve bir vatanperverlik meselesidir. Hocam çok güzel ifade ettiniz. Çok güzel ifade buyurdunuz. Kutsal da değildir bu anlamda. Hocam çok güzel ifade ettiniz. Ağzınıza sağlık. Aslına baktığımız zaman Anadoluculuk bir siyasi proje. Yani birçok siyasi proje içerisinde bir siyasi proje. Anadolu'yu ihya etmeye odaklanan, Anadolu'nun ihya edilmesi gerektiğini düşünen. Aslında Anadolu özelinde genel itibarla Türk devletinin, Türk vatanının, Türk ülkesinin, İslam'ın hamisi olarak Türk'ün tırnak içerisinde ihya edilmesi gerektiğini düşünen, buna inanan, bu gayreti ortaya koymayan bir yaklaşım, koymaya hiç gayret eden bir yaklaşım. Fakat hocam çok ilgi çekici, benim çok ilgimi çekiyor. Bunu size de sormak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna denk bir dönemde özellikle
Anadolu merkezli bu tarz fikirlerin üretilmeye başladıklarını biz biliyoruz. Fakat gerek Tek Parti döneminde, gerek daha sonra belki biraz Menderes döneminde, Demokrat Parti dönemlerinde falan belki biraz Anadolucu'lukla ilişkilendirebileceğimiz kimi politikalara falan işaret edilebilir ama özellikle benim şahsi kanaatim son çeyrek yüzyıla kadar, yani 2000'li yılların başına kadar Anadoluculuk siyasi bir proje olmasına rağmen ve çok da önemli bir siyasi proje. Çünkü Anadolu'nun her köşesine dokunabilecek bir siyasi proje. Bir şekilde Anadolu'da yaşayan bütün sosyolojik unsurlara temas edebilecek, onlarla ilişki kurabilecek, onları işte bu coğrafyanın önemi üzerinden bir araya getirebilecek bir proje olmasına rağmen sizce neden son yıllara kadar bu projeye pek iltifat edilmedi? Bu proje neden sizce siyaset sahnesinde yeteri kadar akis bulmadı? Ki bazı mesela Anadolucuların aslında siyaset yaptıklarını da biliyoruz. Bazı partilerde bakanlıklar yapanlar da var. Mehmet Emin Erişilgil gibi. Onun dışında parti kurma girişimlerinin de yine olduğunu biliyoruz. Yani aslında bu fikirleri savunanlar, yani Anadolucular bir anlamda kendilerinin ürettikleri bu düşüncelerin siyasi bir proje olduğunu ve bir şekilde siyasi aktörler tarafından pratize edilmesinin gerektiğini düşünüyorlardı. Belki de bunu umuyorlardı. Fakat hiç iyi itibar görmedi bir anlamda. İltifat edilmedi Anadolucu düşüncelere. Sizce bunun sebebi nedir? Ben biraz özellikle Cumhuriyet'in kuruluş döneminde kurucu ideolojinin biraz da mavi Anadoluculara daha yakın olmasıyla biraz bunu açıklamaya çalışıyorum. Çünkü ulus devletin işte ne kadar köklü olduğunun vurgulanmasına ilişkin malumunuz bir yaklaşım vardı. Belki de o dönemde işte körü körüne ve belki de o dönemlerde gerekli olan, o ayrı bir konu, onu başka bir noktada tartışmak lazım. Körü körüne bir batılılaşma arzusu ya da o dönemin işte bir şekilde batıcı politikaları bana sanki biraz Anadoluculuğun pratik siyasette uygulanabilmesine mani olduğunu düşündürüyor. Siz bu konuda ne dersiniz hocam? Şimdi Anadolucuların fikri olarak dayandıkları nazariyeler ve kendilerini dahil hissettikleri yöntemler belli bir medeniyet ve kültür bütünlüğü ve mantığı taşıdığımız Anadolu'yu uzun asırlar vatan kılmamızı, korumamızı ve buradaki varlığımızı sürdürmemizi sağlayan dinamiklerle barışık unsurlar. Bu anlamda gerek vatanı korumak, gerek bu anlamda kurtarmak ve buradaki varlığımızı sürdürmek noktasında Osmanlı'nın son döneminden beri devam eden yaklaşımlar içerisinden de çıkmış olan bir bakış açısı. Fakat bu sosyal psikoloji zaman içerisinde belli tehlikelerin ortadan kalkmasıyla evleviyetini muhtemelen yitirdi ve daha başka medenileşme projeleri bunun yerine tercih edilmeye başlandı. Ve buna bir de hariçten ülkemize sirayet eden bir takım ideolojik yaklaşımları, fikir akımlarını vesaireleri de koyarsak, Anadolucuların savunduğu devletin, milletin hayatını bu anlamda çok ciddi anlamda zedeleyen bir takım darbelerin oluştuğu bir ortamda bunu Nurettin Topçu örneğinden çok açık bir şekilde görebiliriz. Kendi cephesinde bile münzevi kalmaktan ve ötekileştirmekten kurtulamayan ve kendi müntesipleri olduğunu söyleyenler bir tarafından bile anlaşılamayan bir şahsiyetten, bir fikirden bahsediyoruz. Kaldı ki Türkiye bunu nasıl temsil edecek ve kendisini buna nasıl bu anlamda dahil hissedecek? Çünkü burada hamiyet çok önemlidir. Çıkar düşüncesinden sıyrılmış olmak çok mühimdir. Ama bunun ötesinde bazı düşünceler bunların önüne geçince sizin söylediğiniz ki bakın Tanzimat'tan itibaren devletimiz bu anlamda dünyadaki dengelerde
bir köşe taşı olmaktan ziyade dengeler arasındaki gelişmelerden yararlanarak varlığını sürdürmeye çalışan bir sürecin içerisine girdi. Şimdi 1071'de Malazgirt'le Anadolu'ya giren, Türkiye Selçuklarını vesaireyi kuran insanların yaşadığı güçle bu başka bir mantığı getiren bir güçtür. Dolayısıyla ikinci olarak da artık bizim Tanzimat ve sonrasında biliyorsunuz harici sefaretlerden onay alarak efendim bir takım yerlere ulaşmaya çalışmak ya da bu anlamda kendini var etmek gibi tuhaf bir takım hallerimiz de ne yazık ki ortaya çıktı. Tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, şart meselesi bu anlamda bir takım şeylere hukuki ve fiili müdahale şansları da verdi. Biz bütün bu ortamın içerisinden bir devlet çıkartmayı, konuşmanın başında bahsettiğim o bütün yıkımların içerisinden bir, çünkü yukarınızda, kuzeyinizde bir çelik el bütün Türkistan'ı parçalıyor. Güneyinizde, Akdeniz'de dahil olmak üzere başka bir el, Kıbrıs'ı da içine almak üzere başka bir emperyalist proje aşağınızı parçalıyor. Balkanlara kadar o pençe uzanmış. Öbür tarafta Türkistan noktasında yine aynı sıkıntıları görüyoruz. Bunun yaşandığı bir ortamın içerisinde ve siz devlet aliyenizin de artık bu anlamdaki enerjisinin ancak yeni bir devleti bu şekilde çıkaracak noktaya geldiği süreçte bu fikri ileri sürüyorsunuz. Ama bu fikri ileri süren kuşaktan sonraki kuşakların muhtemel ki öncelikleri değişti, içerikleri değişti. Hayata bakış açılarında bir takım 1950'lerden sonra farklı unsurlar ve etkiler söz konusu olmaya başladı. 60'larda ülkede bir takım darbeler yaşandı, başka şeyler vesaireler oldu. Ve biz bu anlamda mantıksal olarak bütünlüğümüzü sürdürecek imkanları devamlı ıskaladık. Ya altında kaldık ya üstüne çıkamadık, bir şeyler oldu. Dolayısıyla da Anadoluculuk fikri bu anlamda belli bir dönemin sosyal psikolojisi içerisinde bir vatanperverlik tarzı olarak kendi içine bir ki bizim konumuz olan efendim belli bir tarih metafiziği, tarih görüşü de oluşturarak vatanı, milleti, devleti vesaire düşünmeye çalışan bir yapıydı. Neticede milletin sahip çıkmasıdır her şey. Çünkü devlet kutluysa millet bu anlamda kutsaldır ve millet bu anlamdaki iradesini ortaya koyar ve kendi istikbali için, istiklali için bunu öncelerse, bu fikri iktidara getirirse farklı şeyler olur. Yani bu anlamda demek ki bir şey oluşmadı, sosyal genişleme söz konusu olamadı anladığım kadarıyla. Evet. Ve bu tarih hocam şimdi da, kendi içerisinde belli bir alanda sınırlı kaldı. Evet hocam, şimdi o zaman şunu söyleyebiliriz herhalde. Anadoluculuk bir tefekkür olarak çıkmıştır sahneye. Bir tefekkür olarak yaşamıştır ve halen bir tefekkür olarak yaşamaya devam etmektedir. Siyasi bir proje olarak. Tam da bu noktada şu hususa değinmeden geçmek istemiyorum. Şimdi hocam, Anadolu Mecmuası'na baktığımız zaman, eğer izleyicilerimiz merak ederse Türk Tarih Kurumu tarafından yeni harflere aktarılmış çok güzel bir yayını var Anadolu Mecmuası'nın. Zaten bir yıl yayınlandığı için tek bir cilt içerisine bütün yazılar sığdırılmış. Çok harika, çok nefis bir metin olmuş. Ahmet Zeki İzgöğer hazırlamış. Ellerine sağlık. Eğer izleyicilerimiz merak ederlerse onu okuyabilirler. Şimdi hocam, bu mecmuaya baktığımız zaman özellikle benim dikkatimi çeken bir şey var. Her sayıda işte örneğin şiirler var mesela. Anadolu'ya ilgili ve Anadolu'ya ilişkin şiirler. Ve onun dışında özellikle benim en fazla dikkatimi çeken ve önemli bulduğum bir başka bir şey var. Bu derginin her sayısında Anadolu'nun muhtelif yerleriyle ilgili yazılar var. Örneğin işte bir tane yazarın işte Konya gözlemleri var. Ya da bir başkasının Muş izlenimleri var. Bir başkasının Diyarbakır izlenimleri var.
vesaire. Yani ben o genel itibarla baktığım zaman Anadolucuların Anadolu'yu sevdiğini, tırnak içerisinde Anadolu'ya bir duygusal bir bağlanım geliştirdiklerini, bir tutku ile Anadolu'ya baktıklarını, adeta Anadolu'yu bir aşka dönüştürdüklerini görüyorum. Ben böyle görüyorum. Şimdi dolayısıyla bu hattan baktığımız zaman bugün de yine Anadolu'ya dönük tutku sahibi olan insanların, mütefekkirlerin, Anadolu'yu seven, işte Karadeniz'in bir köyündeki ihtiyar teyzeye saygı duyan ya da atıyorum Hakkari'nin bir mezrasındaki bir yaşlı çobana seven, ona hürmet eden, onu görünce böyle içinde bir güzel, hoş duygular uyanan, muhabbet duyguları uyanan herkesi belli ölçüde bu Anadolu sevdası bağlamında Anadolucu olarak değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Bu hat üzerinden yaklaştığımız zaman hatta kendimi de bir Anadolucu olarak görebilirim. Nitekim zatı halimizi de bu şekilde değerlendirmenin mümkün olduğunu ben söyleyebilirim. Şimdi hocam şuraya geleceğim. Özellikle Anadolu'nun ihyası bağlamında meseleye baktığımız zaman ben şahsım adına son çeyrek yüzyılda ki kendim de yeni bir üniversitede çalışıyorum, Muş Alparslan Üniversitesi'nde. Son çeyrek yüzyılda Anadolu'nun dört bir köşesinde kurulan yeni üniversitelerin, havalimanlarının, işte karayollarının vesaire, yani mevzi mevzi Anadolu'nun dört bir tarafının, dört bir tarafına yapılan yatırımların devlet tarafından, bu yatırımlar bağlamında buraya gelip işte çalışan Yozgatlı'nın, Aksaraylı'nın, Edirne'linin, Trabzonlu'nun falan vesaire, bir anlamda aslında bu Anadoluculuk düşüncesinin, yani Anadolu'yu ihya etme bağlamında pratiğe dökülme noktasındaki adeta bir yansıması olabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü kuru kuruya sevmekten ziyade artık bir şey var. Yani gelmek var, inşa etmek var, imar etmek var, yaşamak var, burada biçimlenmek var. Düşünsenize işte Muş'ta yaşayan bir şairimiz buralı olmamasına rağmen geliyor, burada uzun süre yaşıyor, burada biçimleniyor, zihni burada biçimleniyor, kalemi burada biçimleniyor vesaire. Aslında gerçekten de bir Anadolucu altyapı oluşmaya başlıyor. Ve ben bunu açıkçası özellikle son yıllarda daha da yoğunlaşmış bir şey olarak görüyorum. Siz ne dersiniz? Gerçekten bu sürecin bir anlamda ileriki zamanlarda Anadoluculuğu yeniden öne çıkarabileceğini ve Anadolu merkezli düşünceleri daha doğrusu bir anlamda daha popüler hale getirebileceğini düşünüyor musunuz acaba siz de? Ya da ne diyeyim, son yıllardaki bütün bu gelişmelerin ve devlet yatırımlarının Anadoluculuğun pratiğe dökülmesi bağlamında da ele alınabileceğini düşünür müsünüz siz de? Şöyle söyleyeyim, hani Mevlana'nın bir sözü var. Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım diyor. Anadoluculuğu tabii dedim ya, bir metafizik kavram gibi görmemek, belli bir takım tarihi şartların, bir zaman ruhunun ve bir vatanseverlik efendim tarzının tezahürü olarak okumamız gerekir diye düşünüyorum öncelikle. Ve Anadoluculuğun içerisindeki Türk tarihinin, Türk kimliğinin, Türk kültürünün kurucu varlığının muhakkak surette anlaşılması gerektiğini değerlendiriyorum ben. Çünkü bunu yapmadığımız zaman biz anlamsız beynel milercilikler içerisinde kutuplaşmalara savruluyoruz ve bir türlü adını koyamadığımız şeyler yüzünden birbirimize cepheden bakmaya devam ediyoruz. Yani birbirimize samimi olacağız öncelikle. Gerçek olacağız. Çünkü burası bizim vatanımız. Mesela bendenizin son dönemlerde yazmaya çalıştığım, ifade etmeye çalıştığım Türkistanlılık diye bir kavram var. Bu anlamda ben Anadolucularla efendim Turancı düşüncenin bugünün şartlarında bu şekilde belki yeniden üretilebileceğine dair bir naçiz kanaatin sahibiyim. Ve bu anlamda da gerek bu vatanda, yani bizim bin yıllık bu vatanımızda, gerekse de diğer bin yıllık vatanlarımızda yaşayan tarihi varlığımızı, bu anlamdaki
kültürel köklerimizi, irtibatlarımızı canlandırmamıza uygun bir mecraya giden bir süreç olduğunu görüyorum. Yani gerek Karadeniz'in kuzeyinde, gerek Türkistan'da, gerekse de diğer coğrafyalarımızda ki millet kardeşlerimizle bu anlamda çok ciddi anlamda iletişim kurma ve bunlarla bir gelecek hayal etme şanslarımızın yüksek olduğunu tahayyül ediyorum. Yani ama hocam şimdi Anadolu'nun ihya edilmesi, Anadolu'nun, bunu buradan kastım şu aslında, Türkiye'nin ihya edilmesi, güçlendirilmesi, Türkiye sevdasının ya da Türkiye sevda davasının tahkim edilmesi ve Türkiye'nin siyasal anlamda, ekonomik anlamda, askeri anlamda ve hepsinden daha da önemlisi entelektüel anlamda çok kuvvetli bir hale gelmesi Anadolu bağlamında sizin dediğiniz şeylerin zaten ilk adımı. Atıyorum işte Karadeniz'in kuzeyiyle olan irtibatın ya da Türkistan'la olan irtibatın, hatta Orta Doğu ile olan irtibatın, yani çok uzun zaman önce değil, 100-150 yıl önce aslında bu coğrafyanın doğal uzantısı olan, aslında Antep'ten hiçbir farkı olmayan bir Halep'in, mesela örnek veriyorum. Hani bu doğal irtibatın ve bu doğal ihtişamın yeniden bir anlamda imar edilebilmesi için aslında tabii ki Anadolu'nun öncelikle ihya ve imar edilmesi lazım. Anadolu'nun herhangi bir köşesi henüz imar edilmemişse, hatta şöyle söyleyelim, ihmal edilmişse, herhangi bir köşesi ihmal edilmişse Anadolu'nun tamamı ihmal edilmiş demektir. Bu bakımdan hani ben az önce söylediğim meseleyi söyledim. Dolayısıyla sizin mevzu bahis ettiğiniz mesele zaten tam manasıyla zaten iman ettiğimiz bir husus. Ayrı görmediğimiz için hocam, yani ben ayrı görmüyorum kesinlikle Orta Doğu'yu Türkiye'den. Ben siyasetçi değilim. Siyasetçiler belki böyle şeyler söylerse tehlikeli addedilebilir falan, ama ben bir düşünce insanı olarak, bir bilim, bir tarihçi olarak meseleye baktığımdan dolayı hani bu coğrafyanın kültürel, doğal, tarihsel bir uzantısı olarak gördüğüm birçok yeri yarın bir gün yeniden o uzantı durumunun, o birleşiklik durumunun, o yek vücut olma durumunun, bir bedenin azaları olma durumunun yeniden ihyası için evvela kendimizin ihya edilmesi, Anadolu'nun ihyası, bilincimizin ihyası gerektiğini düşünüyorum. Bu bağlamda dediklerinizi çok önemsiyorum hocam. Anadoluculuk da zaten çıktığı dönemde diğer dış dairelere çıkmadan önce Anadolu'nun kalkınması, yani sosyal, ekonomik, kültürel açıdan ihya edilmesi, inşa edilmesi ve ondan sonra burada yeniden toplum kendisini, çünkü yıllara sari bir savaşlar sürecinden çıkmış, nüfusu ciddi anlamda sarsılmış, eğitimli insan gücü çok ağır darbeler almış bir toplumun çocukları olarak Anadolucular bir vatan severlik ve bir vatan savunma hareketi içinde oldular. Onların istedikleri şey de zaten sizin söylediğiniz gibi vatanın, toprağının bereketlenmesi ve vatanın üstündeki vatan evladının da bu anlamda iyi eğitilerek ciddi anlamda çağının gereklerini fark ederek ve kendi içinde yaşadığı bir takım kültürel donanımları da sağlayarak, ki bakın modernleşme tarihimizin en sancılı meselelerinden bir tanesi de budur. Bir tarafta kendinize rakip sömürgeci ya da o çelik pençe dediğim, tek dişi kalmış canavar diye bahsettiğiniz bölgeden teknik ve medeni bir takım altyapıları almak zaruretiyle onun size karşı olan projelerine karşı kendinizi savunmak çelişkisi içerisinde bir ilişki kurmaya ve onların bu gücünün arasında bir denge sağlayarak varlığınızı sürdürmeye çalışıyorsunuz. Bütün kaos biraz aslında buradan çıkıyor. Yani olmakla ölmek arasında bir yerde duruyorsunuz. Bir taraftan oradaki teknolojiyi almak durumundasınız. Bunu anlayan insan yetiştirmek durumundasınız. Ve bu
belki teknik alanlarda, mühendislikte, tıpta bir yere kadar gelişti ama biz hala fikri istiklal ve kültür istiklali mücadelesinde sosyal bilimleri gerektiği yere getiremedik ve bunun getirilememiş olması ve bu anlamda sizin bahsettiğiniz daha önce edebiyatın, şiirin vesairenin devreye girmemesi ve benim Türkistanlılık derken kastettiğim şey de aslında siyasi şu bu filan gibi çerçeveler olmak ötesinde aynı türküleri söylemek belki, aynı duygunun etrafında buluşabilmekten kastettiğim bir şey bu. Yani ayakları yere basmayan, nereye gideceği belli olmayan bir yaklaşımdan öte coğrafya bilincimizi karşılıklı yaklaştırarak, tarih bilincimizi karşılıklı yaklaştırarak Anadolu'daki insanı bu anlamda çağının ötesine geçecek muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak ülküsü de aslında tamamen bununla ilgili bir şey. Ama biz bunun için öncelikle sosyal bilimlere çok dikkatli ve ayrı ve önemli stratejik bir yer koymamız lazım. Edebiyat fakülteleri gibi fakültelerin ve bu anlamdaki tarih kurumu, dil kurumu gibi kurumlarımızın çok ciddi anlamda gelişmesine çalışmamız gerekiyor. Çünkü bizim bakın en büyük sıkıntılarımızdan biri kendi milli referanslarıyla çalışan o bahsettiğimiz ve romantik olarak hep hasretini çektiğimiz dönemlerde Farabi ile İbn Sina ile Biruni ile vesaireyle oluşturduğumuz düşünce havzalarımızın olmadığını görüyoruz. Artı bunu sağlayacak bir metodoloji altyapımız da yok ne yazık ki. Dolayısıyla bir eleştiri modeli de geliştiremediğimiz için sosyal anlamda ferdi, toplumu, devleti oluşturacak, geliştirecek ve bütünleştirecek bu anlamda sizin o söylediğiniz Anadolu insanını bir kılacak, iri ve diri kılacak yapıyı oluşturmakta ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Çünkü dediğim gibi muasırlaşmak istediğimiz medeniyetini belki almak, hani Ziya Gökalp'in Türkleşmek, İslamlaşmak ve muasırlaşmak dediği üçlü yaklaşım içerisinde içimizden birileri kötü niyetli olmayabilir ama oranın o sizin bahsettiğiniz seküler pozitivist ruhuna meftun olduklarını, bunu gerçekten hakikat haline getirdiklerini ve geleceğimizi samimiyetle bununla kurabileceğimizi düşündüğünü göz ardı etmemeliyiz. Toplumun bir kesimi bu anlamda buna inanıyorsa eğer bizim eğer derdimiz üzüm yemekse, yani o Mevlana'nın meşhur hikayesi var hani adamların hepsi üzüm yemek istiyorlar ama ayrı dillerde söyledikleri için kavga çıkmış. Adam diyor ki önlerine bir sepet koy bu anlamda bak kavga bitecek. Adam bir üzüm koyuyor ve kavga bitiyor. Ayrı dillerde biz hep şu anda bu durumdayız, biraz da karanlıktaki fili avuçlar vaziyetteyiz. Tuttuğumuz her şeyin filin kendisi olduğunu zannederek birbirimize cepheden konuşuyoruz ne yazık ki. Halbuki bu bir hamiyet meselesi. Yani vatanda bu tarihin çocukları olarak, bu inancın çocukları olarak bir gelecek hayal ediyorsak eğer nobranlıktan, nemrutluktan ve bencillikten uzak durmak zorundayız gerçekten. Ve diyorum ya sosyal bilimleri artık hocam bu anlamda yine bir bağlantı sorunu yaşadık arkadaşlar galiba. Hocam küçük bir bağlantı sorunu yaşadık. Çok teşekkür ediyorum. 1,5 saate yakın oldu programımız. Çok güzel oldu. Sizin son söylediklerinizden ben şunu anlıyorum. Bir metodoloji sorunumuz var maalesef. Kesinlikle. Bu metodoloji sorununun çözülmesi için de özellikle işte sosyal bilimlere dönük alakamızı daha da derinleştirmemiz gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok sağ olun. Yerli nazariyeler, yerli yöntemler ve yerli eleştiriler sahibi olursak bir gün bu bizim ihtiyacımız olan pek çok şeye ulaşmamızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bunu İnşallah. Çok önemsemeliyiz. Kesinlikle. Hocam son olarak birçok arkadaşımız, öğrencilerimiz izliyor. Onlara ne söylemek istersiniz? Ne yapsınlar? Yani Anadolu'yu sevmek için, Anadolu'lu olmak için, Anadolu'nun ruhunu yaşatmak için ne yapsınlar? Son olarak o sözlerinizi de alalım, kapatalım hocam sonra. Evet, tabii Anadolu bir mefkürenin vatanı, 1000 yıllık bir vatan. Bunun
bir yerinde büyük bir milliyet davası, bir tarafında bir diyanet davası ama hepsinden önemlisi Yunus Emre'nin diliyle ortaya koyduğu bir insanlık davası var. Yani ayrıca ne sanırsan kendine ne sanırsan ayrıca onu san diyor. Başkası için istediğini, kendin için istediğini başkası için de iste diyor. Benim naçizane tabii tavsiyem çok gayret içinde olmaları. Yaptıkları neyse onu emekle çok çalışarak, çok gayret sarf ederek yapmaları. Asla kolay gelenden medet ummamaları efendim, çok okumaları, çok düşünmeleri ve her şeyden öte de çok sevmeleridir. Çünkü hakikaten bu anlamda biz Yunus Emre'den bunu öğrenerek Ahmet Yesevi'den çerağını yakmış insanların torunları olarak insanlığa bir teklifimiz olacaksa muhakkak surette bizim teklifimizi anlatacak bir nazariye. Çünkü adam kendi üretti. Yani Hegel'i kimse bizden dinlemek istemez Mustafa Hocam. Kimse Kant güzellemesiyle ya da yenilemesiyle biz kendilerine bir şey anlatmamızı istemez. Buna mütevessim bir şekilde yaklaşırlar sadece. Bu noktada nasıl Sicilya, Endülüs bir zamanlar Avrupa'nın ışıklarını yaktıysa bugün de bizim bu anlamda havzalar oluşturmak, yöntem çilesi çekmek, bu çünkü bunlar hakikaten çileli işlerdir, siz de biliyorsunuz. Bir yöntem oluşturmak, bir nazariye ortaya çıkarmak ve bir eleştiri tarzı koymak çok kolay işler değildir bunlar ama bu yol tabii feragat, fedakarlık ve adanmışlık istiyor. Ondan sonra bu yolda yürüyecekler, ayaklarına diken battığında da küsmeyecekler. Her şey olabilir. Vatan sağ olsun deyip herkes yoluna devam edecek. Gerisi de inayettir. Olursa olur, olmazsa vatan sağ olur. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Harika bir sohbet oldu. İnşallah başka bir zaman, başka bir sohbette yine bir araya geliriz hocam. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Kayıp ülkenin izindeyiz. Eyvallah kıymetli hocam. Evet arkadaşlar, Anadoluculuk konuşmaları adını verdiğimiz yeni bir program serisi bağlamında Anadolucuların Tarih Görüşü adlı ilk programımızı yaptık. Birkaç program öngörüyoruz. Her hafta pazar günü bu saatlerde yapılmak üzere. Allah'tan bir mani olmazsa bunları yapmaya devam edeceğiz inşallah. En azından bir süre boyunca. İlk programımızda Profesör Doktor Altan Çetin hocamızı ağırladık. Kendisinden çok istifade ettik. Harika bir sohbet oldu. Umarım siz de istifade etmişsinizdir. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle, hepinizi yine burada bekliyoruz. Onu da burada not etmiş oğlum. Görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin. Maskesiz falan da sokağa çıkmayın lütfen. Hoşça kalın. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.